varan o kızların hiçbir şeyine karışmayacaksın. Ana, kanıma dokunuyor. Kanın olabilirler ama canın olamazlar. Hal ve hareketlerine dikkat edecekler ana, o kadar. Oğlum bak, senden rica ediyorum. Lütfen onların hiçbir şeysine karışma. Ya başını eğ, geç git. Yapamam ana, yapamam. Hiç kusura bakma. Ebru, kızım bak, bizim buralar sizin oralara benzemez. Sen kendin de gördün. Hakkı başka, hukuku başka, yaşayışı başka. Adamın bir hatası oldu, örttük. Kol kırıldı, yen içinde kaldı. Böylesi makbul, böylesi lazım. Sen şimdi bir ana olarak... Ben şimdi iyi bir anne değil miyim? Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Yok, öyle bir şey demeyeyim. Ben göreyim nasıl paralandığını, dik durmaya çalıştığını. Ama sana normal gelen şeyler burada kavga, hatta cinayet sebebidir. Sen de bunu anla. Öyle dul bir kadın olarak işçilerin başında, fıstık işinde, ada okulda... Ben diyeyim ki adımlarına dikkat et. Gölgesinden çıkmasın kızlar diyeyim. Sofraya huzur içinde oturup huzur içinde kalkalım isteyeyim. Anladın mı beni? Geç oldu. Haydi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Ne biçim bir anasın sen? Pardon? Eğer anayım diyorsan kızlarına sahip çık. Sadece doğurmakla ana olunmuyor. Analığı senden öğrenecek değil. Belki de öğrensen iyi edersin. Eğer kızlarına sahip çıkmazsan ve benim oğlumun başını belaya sokarlarsa karşında beni bulursun, bilmiş ol. Bunun için bir sebep bulmana gerek yok. Zaten buraya geldiğim günden beri her gün karşımda duruyorsun. Doğru. Çok doğru. Ne istiyorsun benden? Sadece rahat bırakmanı. Bazıları gelerek huzur verir, bazıları giderek. Sen giderek vereceklerdensin. Benden bu kadar nefret etmen için ne yaptım sana? Sen hala bunu soruyor musun bana? Sen benim sevdiğim adamı aldın elimden. Kocamı aldın. Ben senden Murat'ı almadım. Ne senden, ne Baran'dan, hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Ben koca bir yalan yaşadım. Sen beni biliyordun ama ben seni bilmiyordum. Sadece beni sevdiğini sandığım bir adama 3 çocuk verdim ben. Ben Murat'ın ölüsüne bile doya doya ağlayamadım. Biliyor musun neden? Öğrendiklerime mi yanayım, Murat'a mı yanayım bilemedim. Yandım ama hangisine daha fazla yandım bilemedim. Sen bana yanmaktan mı bahsediyorsun? Sen bana yanmaktan bahsedemezsin. Sen yanmanın ne olduğunu ne bileceksin? Babası hayattayken babasız çocuk yetiştirmenin ne olduğunu ne bileceksin sen? Benim oğlum her babalar gününde yatak döşek hasta oldu. Alev alev yandı. O yandıkça ben de yandım. Sen bana yanmaktan bahsetme. Sen hiç değilse bir yalana inandın. Mutluydun. Murat ölmeden önce öğrenseydim onu anında terk ederdim. Ona deli gibi aşık ama yüzünü bile görmek istemeyen bir kadın olurdum. Ama bir ölüyü terk edemezsin. Sen söyle Narin. Hangisine yanayım sen söyle. Yaşadığım koca yalana mı, 3 çocukla ortada kaldığıma mı? Her bakışıyla ezen, her sözüyle yaralayan, varlığımı yük sayan insanların arasında kaldığıma mı? Hangisine yanayım ha? Sen bir gün, ben her gün yandım. Gerçek her gün yakar. Sen yanmanın ne olduğunu bilemezsin. Bana bundan bahsetme.